Alafranga tuvaletlerin tek faydası bu olsa gerek. Sağlık sorunlarının ön habercisi olabilecek bir takım kontrolleri bu sayede yapabiliyoruz. İdrarın rengi, dışkının rengi ya da şekli gibi. Bu videoda dışkının renginin ve şeklinin bize neler anlattığını öğreneceğiz. Eğer dışkınız kahverengi ise şekille ilgili bir problem olmadığı sürece sağlıklı kabul edilir. Kırmızı dışkıysa bağırsakların son kısmı olan rektumda ya da bağırsağın kendisinde kolonda kanama olabileceğini gösterir. İltihaplı bağırsak hastalıkları ile ilgili bize bilgi verebilirken Allah göstermesin kolon kanserinin de habercisi olabilir. Ama vişne, kiraz gibi kırmızı meyveler yediyseniz şayet muhtemelen dışkınız kırmızı olacak ve bir sefere mahsus olan bu durum sizi korkutmasın. Biz süreklilik arz eden durumlardan bahsediyoruz. Yeşil dışkıysa vücutta enfeksiyon varlığına işaret eder. Irritable bağırsak sendromu ile ilgili de bir bulgu olabilir. Yine o gün yeşil yapraklı sebzeler yediyseniz dışkınız yeşil çıkacaktır, korkmayın. Sarı, gri, beyaz dışkı. Karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi önemli organların ciddi bozukluklarının göstergesi olabilir. Arada bir sarımsı dışkı olabilir, bu çok problem değil ama da özellikle gri beyaz dışkılama söz konusuysa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekli. Siyah dışkı sindirilmiş kanın habercisi olabilir. Bir mide kanaması, ülser durumu söz konusu olabilir. Küçük bir not, eğer demir takviyesi kullanıyorsanız dışkınızın rengi koyulaşacaktır ve kabızlık yaşayacaksınız. Bu demir depolarınızın dolduğunu ve artık demir takviyesi kullanmaya ara verebileceğinizi gösterir. Dışkıyı şekline göre değerlendirecek olursak tip 1 aşırı kabızlık anlamına gelir. Vücudunuz ciddi anlamda susuz kalmış olabilir ya da bağırsaklarınızla ilgili veya diğer sindirim organlarınızla ilgili bir problem söz konusu olabilir. Tip 2 ise hafif kabızlık durumunu gösterir. Zaman zaman yaşayabiliriz bunu. Tip 3 ve tip 4 normal sağlıklı dışkı şeklidir. Ve geri kalanlarsa yine vücutta enfeksiyon varlığının göstergesi olabilir. İshal olduğumuzdaysa ciddi su kaybı yaşadığımızı bilmemiz gerekli. Bu sebeple su tüketimini arttırmalıyız. Son olarak dikkat etmemiz gereken şey dışkının suda batıp batmadığı. Eğer su yüzeyinde kalıyorsa o zaman ciddi gaz sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Ve gazlı bir bağırsak da yine kendisinin iyi çalışmadığını, bir takım sıkıntılar yaşadığını gösteriyordur bize. Ve artık biliyorsunuz ki bağırsağımız bozulduğunda her şey bozuluyor. Kabızlık konusundaysa bir diğer etken de dışkılama sırasında doğru anatomik pozisyonu, duruşu sağlayamıyor oluşumuz. Özellikle de alafranga tuvaletler hayatımıza girdiğinden beri. Alaturka dediğimiz eski tip tuvaletler bu pozisyonu doğal olarak salgılar. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Özellikle de birebir paylaşmayı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.